Merhabalar efendim. Ankara'dan yeni bir özel yayınla karşınızdayız. Bugün uyuşturucuyla mücadeleyi konuşacağız sevgili izleyiciler. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Teşkilatı'nın çok kapsamlı ve önemli çalışmaları var. Hem bu çalışmaların detayına ineceğiz hem de bu illeti gençlerimizden nasıl uzak tutacağız bunları konuşacağız, değerlendireceğiz. Kimlerle? Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Sayın Fatih Çetinkaya stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan Yardımcısı Avukat Gencer Özdemir. Sizler de hoş geldiniz efendim. Ve Ankara İl Yöneticisi yine Milliyetçi Hareket Partisi'nden Gülsüm Çulha konuğumuz. Sizler de hoş geldiniz efendim. Sevgili izleyiciler, sorularıma geçmeden evvel Ankara İl Teşkilatı'nın bu uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırlatmış olduğu bir video var. O VTR'yi bir izleyelim, ardından da sohbetimize geçeceğiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Sayın Başkan, ellerinize sağlık. Çok güzel, önemli, değerli bir çalışma. Gençlerimizi bu tuzağa düşürmemek, uzak tutmak adına. Zaten bu programda da bu VTR'nin içeriğini konuşacağız, değerlendireceğiz. Evet. Ankara İl Teşkilatı'nın bu konuya çok özel bir önem verdiğini görüyoruz, şahitlik ediyoruz. Uyuşturucu melanetine karşı adeta ülkücü bir duruş gösteriyorsunuz. Şunu sorayım. MHP Ankara İl Teşkilatı bu konuya neden bu kadar önem verdi, ağırlık verdi? Bir de tabii bu konuda sizlere talimat veren, yol gösteren bir genel başkanınız da var. Onun da bu konuya verdiği önemi, desteği anlatarak başlayalım efendim. Buyurun. Ben öncelikle böyle insanlığın büyük bir sorunu olan bir konuyu bizlere anlatma fırsatı verdiğiniz için hem şahsınızda hem Bengütürk ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Vesileyle de müsaade ederseniz rahmetini, bereketini geride bıraktığımız, mağfiretini geride bıraktığımız, kurtuluşuna ermeyi umduğumuz bir mübarek ayı geride bırakmanın duyguları içerisindeyiz. Yarın da Ramazan bayramımızın birinci günü. Bu vesileyle Ankara İl Teşkilatı olarak da hem sizlerin hem de aziz milletimizin Ramazan bayramını kutluyorum. Allah tekrarını nasip etsin inşallah. Sağ olun. Alper Bey, bu konu elbette ki herkesi ilgilendiren, siyasetçiyi de ilgilendiren, sivil toplum kuruluşlarını da ilgilendiren, devleti ilgilendiren, tüm bir toplumdaki bireyleri ilgilendiren çok önemli bir konu. Biz yaklaşık her yıl, özellikle Ankara özelinde olmak üzere, yaklaşık 11 aylık bir çalışmamızın neticesini bir basın toplantısıyla kamuoyuna deklare ediyoruz. 11 aylık bir çalışma. Evet. 11 ay içerisinde Ankara'da, Ankara yine ilgilendiren ülkemizle ilgili çok özel, önemli konuları arkadaşlarımızla birlikte çalışıyor ve bir yıl sonu basın toplantısı gerçekleştiriyoruz. Bu bir geleneksel hale de geldi. Bununla ilgili yine 2015 yılını değerlendirdiğimiz bir toplantıda aslında hepimizin bildiği, herkesin bildiği uyuşturucu kötüdür, kötü bir alışkanlıktır gibi çok soyut ifadelerle yaklaşılan bir konunun Ankara'daki rakamlarına ulaştık. Bu tesadüfi olmadı tabii ki. Çünkü bir ülkücü refleksiyle Türk milletinin, Türk gençliğinin geleceğiyle ilgili de sürekli kendi aramızda konuşurken, fikirler üretirken, konuları değerlendirirken, uzun zamandır özellikle Ankara'da basından çıkan haberlerle takip ettiğimiz kadarıyla Ankara İl Teşkilatımızın bir Altındağ merkezinde olması hasabıyla orada çok kötü, hazin resimleri görmemiz, manzaralarla karşılaşmamız bu konuyla bir toplantı sonrasında, öncesinde ve sonrasında ele almamıza vesile oldu ama çok biraz yüzeyseldi. Bu konuyla ilgili çalışmamızın raporunu Sayın Genel Başkanımıza arz ederken dile getirme mecburiyeti hissettim. Efendim, Ankara'da da böyle bir uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili gözle görülür bir artış görülüyor. Türk gençliği bu konuda ciddi bir tehdit altında derken kendileri de raporumuzu incelediği esnada birkaç oradaki ayaküstü ifademle birlikte Sayın Genel Başkanımız derhal bu konunun üzerine gitmemizi, yetkimiz çerçevesi içerisinde bu felaketin, özellikle Türk gençliğini hedef alan bu felaketin toplumun her kesimine duyurulmasını, bununla ilgili çalışmalar yapılmasını, buna asla ve katta duyarsız kalamayacağımızı bu yöndeki telkiniyle ve talimatıyla çok geniş kapsamlı bir çalışma içerisine girdik arkadaşlarımızla. Evet, gençlerimize verilen bu önemi VTR'de de gördük. Atatürk'ten kesitler almışsınız. Başbuğ Alparslan Türkeş'ten, evet. Öyle. Çünkü gençler geleceğimiz. Siz aslında, evet, bir nevi ülkenin geleceğini düşünerek, evet, hareket ediyorsunuz. Evet. Ben tabii ki burada Milliyetçi Ülkücü Hareket'in liderine, Sayın Genel Başkanımıza
hürmetlerimi, teşekkürlerimi arz ediyorum. O günlerde o kadar ülke gündeminin, siyasetin yoğunluğu içerisinde birkaç ifademizle dahi hassasiyet gösterip bu konunun derhal üzerine gitmemiz noktasında bizi cesaretlendirmesi, telkinleri gerçekten hem bize hem arkadaşlarımızı da çok mutlu etti. Dolayısıyla 16-22 Kasım aralığında bunu emir de telakki ederek hemen çalışmalara başladık. 7 günlük bir etkinliğimiz gerçekleşti Ankara'da. Tabii Ankara İl Teşkilatımızın çok kıymetli yöneticileri yaklaşık 6,5 yıllık bir süre içerisinde bu muadilde birçok konularda çalışma yapmış olması, özellikle Ankara'ya olan sevdası, hakimiyetleri tabii ki bu konuyu daha bir profesyonel ele alma imkanını bize verdi. Arkadaşlarımızla birlikte bu bir haftalık bir etkinliği öncelikle kamu spotlarıyla tüm Türkiye satına duyurduk. Sponsorlu sayfalar kullandık. Amacımız sadece Ankara için değildi. Ankara'daki herkesi ilgilendiren, tüm insanlığı ilgilendiren bu konuyu herkese duyurabilme gayretiyle yaklaştık. Dolayısıyla az sonra da birkaç konu müsaade ederseniz aktaracağım. Sizinle beraber konunun başında da söylediğim gibi sadece Ankara'yı değil, Türkiye'yi, Avrupa'yı, dünyayı, insanlığın geleceğini ilgilendiren çok büyük bir tehlike ve tehditle karşı karşıya insanoğlu. Dolayısıyla bu tehdidin terörle ilişkisine de değineceğiz programın. Muhakkak. Evet, temel kaynağı. Kesinlikle muhakkak. Değil mi efendim? Onu da konuşacağız ama şunu söylemek isterim Sayın Başkan. Şimdi zaman zaman haberlerde görüyoruz, bu konu güncel de bir konu. İşte diyorlar gençlerin hali şeklinde bu haberleri veriyor televizyon kanalları. Siz gündem yaratmayı başarabilen bir teşkilatsınız. Bu noktada ben de tebrik ediyorum sizleri. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Medyada da çok sık göremiyoruz. Bu tür etkinlikleri AKP'nin bir il teşkilatı yapsa belki haftalarca bangır bangır televizyonlar, gazeteler söyler, gösterir ama buna rağmen gündem yaratmayı başarıyorsunuz. Bu konuda neler söylersiniz efendim? Ankaralılara bu etkinlik nasıl tanıtıldı, nasıl ulaşıldı insanlarımıza? Daha sonra tabii etkinliğin içeriğini de konuşacağız, değineceğiz. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi bu etkinliğimizle ilgili önce bir planlama yaptık. Hangi kitlelere ulaşacağız? Sesimizi kimlere nasıl duyuracağız? Buradaki etkin olabilecek, yetkin olabilecek kurum ve kuruluşlar kimlerdir? Bunları tespit ettik. Buradan başlayarak önce hassas bir konu, önemli bir konu olduğu için uzmanlarla görüştük. Gerek AMATEM yetkilileriyle, gerekse üniversitedeki öğretim üyeleriyle, akademisyenlerle bu konuya nasıl başlamamız gerektiğini, nasıl ilerlememiz gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini görüştük. Tabii 11 aylık bir emekten bahsediyoruz. Evet, evet ve hakikaten de kelimelerini dahi doğru seçerek kullanmamız gereken bir konu olduğunu gördük. Yani çok soyut gibi görünen bir konu ama herkes tarafından bazen de yanlış ifade edilen, tanıtımı yanlış yapılan, uyarıları dahi yanlış yapılan önemli bir konu olduğunu gördük. Bu çok işimize yaradı. Uzmanların da burada bize telkinleri oldu. Dolayısıyla buradan yola çıkarak öncelikle kadın kollarımızı da bunun içine dahil ettik ve bir tema ismi bulduk. Dedik ki düşmeme izin verme. Evet. Ankara İl Başkanlığı olarak uyuşturucu ve madde bağımlılığı mücadele etkinliği haftamızı da bu vesileyle başlattık. İlk yaptığımız tabii ki buradaki en önemli etken, az sonra Gülsüm Hanım da burada bahsedecek, ailelerin çocukları üzerindeki etkinlikleri, yetkinliklerinin ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz için Ankara İl Kadın Kolları Teşkilatımız hanım arkadaşlarımıza uzmanları da davet ederek bir briefing verdiler. Yerelin çok önemli olduğunu biliyorum. Yerelin bu konuda isterse etkin olarak pay sahibi olabileceğini biliyorum. Meclis üyelerimizi davet ettik. Yine uzmanlar eşliğinde bir briefing verdik. Kendilerinin bu konuda nelere yapabileceğini, kendi yetkileri çerçevesinde, kendi güçleri nispeti ölçüsünde nitelikli çalışmalarla kendi bölgelerinde
bu illetle, bu felakette nasıl mücadele edilebileceğini karşılıklı istişare ettik. Uzmanlarımız çok önemli fikirler söylediler. En uç noktaya kadar ulaşmaya çalışmışız. Evet, evet. Ve bir sergi hazırladık. Az önce VTR'de de sundunuz. Burada da sadece ben şöyle bir tanesini göstereyim. Uyuşturucu madde bağımlılığı nedir diyerek başladık. Bu tabii burada çok küçük bir ebatta değerli izleyicilerimize gösterebilmek için bu şekliyle getirdik. Yaklaşık 15 konu sergilerimizde şövalyelerin üzerinde büyük metropol ilçelerimizin meydanlarında her gün boyunca açtık ve vatandaşımız çok yoğun ilgi gösterdi. Bizatihi gittim arkadaşlarımla. O saatler içerisinde muhakkak bir saat, bir buçuk saatte olsa vatandaşların oradaki ilgisini izledim. Burada belki de birçok kişinin her gün gözünün önünde cereyan eden bir tehlikenin ne olduğunu, tanımının ne olduğunu, neler yapılması gerektiğini çok ayrıntılarıyla ve anlaşılabilir bir terimle bu sergide sunduk. Hal böyleyken bir broşür çalışması yaptık. Belki herkesi dedik sergiye davet edemeyiz, bu şekle ulaşamayız, biz herkese gidelim dedik. Bir broşür çalışmamızı yaptık. Bu broşür çalışmasında yine temamızı kullanarak düşmeme izin verme teması ve buradaki afişlerimizin içerisindeki bütün temayı buraya koyduk ve günlerce, on binlerce, yüz binin üzerinde bir adetle Ankara'mızı cadde cadde, sokak sokak gezerek vatandaşlarımıza bu broşürleri uzattık, ulaştık. En azından okuyabilmelerini, kesinlikle, tedbir alabilmelerini, konuyla ilgili bilgilendirmeyi yaptığımızı umuyorum. Evet. Ve hemen arkasından da tabii ki sosyal medyayı çok etkin kullandık. Türkiye'nin, hatta Türkiye'nin sınırları dışına ulaştık, Avrupa'ya ulaştık. Ve akabinde de bir büyük bir program düzenleyerek burada tabii ki şu tedirginliklerimiz, tereddütlerimiz vardı. Bu salona vatandaşlarımız bizi sadece bu konuyla ilgili dinlemeye gelir mi gibi bir tereddütümüz vardı. Geleceğinden belki çok fazla şüphemiz yoktu ama geldiğinde oraya misafirlerimize ne vermemiz gerekirdi? Çok kısa bir sürede anlaşılabilir bir haliyle akıllarında iz bırakacak bir, bu konunun felaketini, tehlikesini kendilerine bir iz bırakacak şekilde bir konu hazırlamamız gerekirdi. Arkadaşlarımızın tavsiyesiyle bunu bir tiyatro gösterimine almak istedik. Etkili bir yöntem. Evet, çok, gerçekten de çok etkili bir yöntemmiş. Ve konuklarımız vardı. Türk sporunun, Türk futbolunun duayeni Samet Aybaba beyefendiyi konuk ettik. Kendilerini çok güzel bu konuda da bilmiyorduk orada ama kendileri de bu konuyla ilgili yıllar yılı fikrini söylemiş. Gittiği her yerde etkinliklerde izlemiş, fikir sahibi bir konuğumuzdu. Kendisini dinleme fırsatı buldu orada misafirlerimiz. Özellikle biz çalışmalarımızla ilgili benim oradaki misafirlerimize olan burada da anlatacağım bazı çok önemli konuları kendileriyle paylaşma fırsatı bulduk ve yaklaşık 40 dakikayı aşan gerçekten çoğu kimsenin farkında olmadığı, ailelerin bile farkında olmadığı, bütün konuların toparlanmış bir özü, bir tiyatral bir sahneyle orada misafirlerimize izletildi. Misafirlerimiz de çok memnun kaldılar. Bengitürk'e çok teşekkür ediyorum. Bengitürk o programımızı canlı yayınladı. Binlere, on binlere, yüz binlere ulaşma şansı verdi bize. Ne oldu bundan sonra? Elbette ki beğeniler, teşekkürler çok sayıda mesaj yoluyla, telefon yoluyla aldık. Yorgunluğumuz gitti. Çok da memnun olduk. Ama daha dikkat çekici olan husus, aileler gelmeye başladı bize. Aileler bizi aramaya başladılar. Çocuklar uyuşturucu felaketine bulaşmış, ne yapacağını bilmeyen aileler. Bu konudan, bu programımızdan, bu etkinliğimizden duyan, haberdar olan veya bir kişi, birkaç kişi vasıtasıyla haberdar olan aileler bizzat il teşkilatımıza geldiler. Benim çocuğum uyuşturucu madde bağımlısı. Yardımınızı istiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum şeklinde hem telefonla arayarak hem sosyal medyadan ulaşarak bizzat gelerek aileler geldi.
Kendileriyle konuşma fırsatımız oldu ve bir kez daha burada özellikle anne ve babaların çocuklarını nasıl koruması gerektiği konusunda eksik bilgiye, hatta neredeyse hiç bilgiye sahip olmadıklarını, çocukları bu madde bağımlılığına bulaştıktan sonra ne yapmaları gerektiği konusunda hem hukuki olarak hem sağlık olarak hem kendi davranışları hususunda ne yapmaları gerektiğini bilmediklerini gördük. Bunlar sadece bize ulaşanlar, bize ulaşamayan, çok sayıda bunun mağduriyetini yaşayan, içten içe her gün trajik hadiselerin, olayların kendi evlerinde zuhur eden, bu şekilde nefes alan insanlar olduğunu gördük, tahmin ettik. Birebir şahit oldunuz, tanık oldunuz, yardımcı da olmuşsunuz. Allah razı olsun. Elimizden geldiği kadar yönlendirmeye çalıştık, evet. Aynı zamanda Sayın Başkan, milliyetçiliği, ülkücülüğü de çok güzel tarif ediyorsunuz burada Türk milletine. Yani sizin bu faaliyetlerinizi gören Türk milleti evlatlarını çok rahat bir şekilde ocağa yönlendirir. Evet. MHP'ye karşı büyük bir sempati oluşur. Bu noktada da önemli bir adım atmışsınız. Size bir de şunu sorayım Sayın Başkan, ardından Gülsüm Hanım'a geçeceğim. Ankara'nın belli bir bölgesi, o Altındağ ismini zikrettiniz ya, o malum bölgede efendim her sene işte biz haberlerde görüyoruz, şu kadar polis baskın yaptı, şu kadar kişi tutuklandı, şöyle olaylar çıktı diye uyuşturucu operasyonlarına yönelik haberlere şahit oluyoruz. Biz bunu niye her sene görüyoruz Sayın Başkan, niye bitmiyor Ankara özelinde değerlendirirsek konuyu efendim? Efendim, basın haberlerini takip edersiniz, belirli periyodik aralıklarla şu haberleri görürsünüz. Hangi basına yansıyorsa. Dün gece şu mahallede yapılan operasyonda bu kadar emniyet gücü görev aldı. Şu kadar kilo, ismini çok zikretmiyorum çünkü bu konu çok önemli olduğunu biliyoruz. Bize de böyle söylendi. Şu kadar kilo şu yakalandı, yüz binlerce adet bundan yakalandı vesaire. Sonra bir hafta sonra başka bir muhitte ve aynı mahallede bu haberi görürsünüz. Periyodik olarak bu haberler hep döner. Ama tabii ki şurada şu hakkı gözetmek lazım. Geçtiğimiz çok yakın bir günlerde Türkiye'nin en büyük operasyonu yine Ankara'da dediğiniz muhitte yapıldı. Yaklaşık 3000 polisle çok büyük bir operasyonla 200'den fazla kişinin gözaltına alındığı, kilolarca, binlerce uyuşturucu maddeye el konulu bir operasyonu. Türk polisini tebrik ediyoruz. Evet. Fedakarca, vefakarca yaklaşıyor. Elinden geleni yapıyor. Ama sadece satıcıların üzerinden bu konuya yaklaşırsanız bu konuyu yarım bırakırsınız. Evet, değil mi? Alıcıları nasıl engelleyeceksiniz? Kullanımın nasıl önüne geçeceksiniz? Bununla ilgili bir terim vardır. En güzel korunma yöntemi uyuşturucuda hiç başlamamaktır. Evet. Hiç başlamayacak hale nasıl getireceksiniz? Bunu yapmadığınız takdirde özellikle Türkiye'nin jeopolitik olarak coğrafyanın öyle bir coğrafyanın ortasında ki az sonra fırsatınız olursa ifade etmek isterim. Çok tehlikeli bir konumda adeta uyuşturucu kaçakçılığının köprü vaziyetini görüyor. Dolayısıyla terör örgütlerinin buradaki etkinliği, kanunlardaki bir takım eksiklikler ya da vesaire, konuya tam hakim bireylerin, toplumun, ailelerin olmayışı ama özellikle ve özellikle şehirlerdeki yapılaşmalar, onun getirdiği asayiş sorunları, sıkıntılar. İşte her hafta ya da 10 günde, 15 günde bir yapılan operasyon haberlerini duyuyoruz ama sonuç alamıyoruz. Son 5 yılda bonzai 15 kat artıyor. Ve son 5 yılda bonzai'den ölüm oranı 5 misli artıyor. İstediğiniz kadar operasyon yapın. Kökünü kurutmadığınız sürece, kaynaklarını, kollarını kesmediğiniz sürece bununla gerçekten uyuşturucu terördür diyoruz. Aynen öyle. Ben de onu diyecektim. Uyuşturucu sanırım aynı terör kapsamında lazım. Gibi sadece söylemle, hamasetle olmaz. Kesinlikle. Satanı, getireni, temin edeni, dağıtanı, her kimse, imal edeni, evet, buna bilecek olan biz değiliz. Ama bunları yapanlar var. Bu konuda çok sert tedbirler alınmalı ve kökü kesinlikle kurutulmalı. Kesinlikle. Alıcıyı da engellemek lazım. Engellemek lazım, evet. Evet, şimdi Gülsüm Hanım, size geçelim efendim.
madde bağımlılığı süreci nasıl başlıyor? Belirtileri neler? Nedir madde bağımlılığı? Buyurun. Madde bağımlılığı öncelikle herkesle merakla başlayan, bir kereden bir şey olmaz düşüncesiyle başlayan bir süreç. Ve başlayan herkes de ben bağımlı olmam, bunu keyfi zamanlarda kullanırım, istediğim zaman kontrol edebilirim düşüncesiyle başlıyor. Bir kereden bir şey olmaz almış. Kesinlikle. Bu tabii kısa bir süreçte bunun olumsuz etkilerini göremedikleri için bu şekilde devam edeceğini düşünüyorlar. Ancak bir süre kullanmaya başladıktan sonra artık onlara keyif veren o dozlar da yeterli gelmemeye başlıyor. Daha fazla doz almaya başlıyorlar. Bir süre sonra en son kullanımım bu gibi kendilerine telkin edici cümlelerle daha sık kullanmaya başlıyorlar. Ve uzun bir süre sonra artık madde bağımlı olduğunun aslında farkında değil ama madde bağımlısı olduğunun uzun bir süreç sonrasında da zararlarını görmeye başlıyor. Otomatikman zararlarını görmeye başladığı zaman bırakma arzusu oluşuyor. Ancak bırakma arzusuyla birlikte bunu ben başaramam, bunun üstesinden gelemem gibi bir bakış açısı oluşuyor. Önce kabullenmiyordu. Tabii. Ben bağımlı değilim diyordu. Şimdi bırakamam diyor. O seviyeye nasıl gelebiliyorlar? Bırakamam derken nasıl de inanılmaz bir, bu uzun bir süreçte kullandığı için çok ciddi bir zarar almaya başlıyor. İnanılmaz bir de bırakma isteği oluyor. Ve süreç bu şekilde devam ederken muhakkak şahısların etrafındaki kişilerin bunu fark etmesiyle birlikte destek olmaya başlaması gerekiyor kesinlikle. Nasıl fark edecek peki? Örneğin aileler, belirtileri falan. Belirtilerine geçeyim. Yalnız şöyle, kişi bıraktıktan sonra, bir süre bıraktıktan sonra tekrar ben zaten bunu kontrol edebiliyorum, zaten üstesinden gelebiliyorum gibi bir bakış açısıyla tekrar başlıyor. Ve otomatikman bir kısır döngüye dönüşüyor bu durum. Kişi artık madde bağımlısı olmuştur. Bunun belirtileri nasıl anlaşılır? Öncelikle kişi çevresini değiştirir. Onu maddeye en kolay ulaştıracak şahıslarla görüşmeye başlar. Eski arkadaşlarıyla görüşmemeye başlar. Ciddi bir duygu durum değişikliği olur. Bir gün çok neşeliyken çok kısa bir süre sonra ciddi bir depresif hal alabilir. Öğrenci ise okula gitmemeye, notlarında düşmeler başlar. Evde tek başına kalmak ister. Ya da dışarıda vakit geçiriyorsa ailesine kimlerle vakit geçirdiğini söylememeye başlar. Görünürde bir şey almadığı belli olmasına rağmen ciddi bir para kullanımı, para ihtiyacı ortaya çıkar. Kişisel bakımına dikkat etmez, giyimine dikkat etmez, gözleri yorgundur ya çok fazla. Fiziksel görünüme de yansır. Kesinlikle, kesinlikle. Çok fazla uyur ya da çok az uyur. Gözlerde çöküklük oluşur. Kollarda su toplaması gibi iltihaplar ya da mor ve siyah renkte lekeler oluşur. Aşırı kilo kaybı, aşırı kaşınma, iştahsızlık gibi etkileri vardır, belirtileri vardır. Bu belirtiler neticesinde, yani bunlar çok uzun araştırmalar neticesinde ortaya çıkan sabit belirtiler. Bu belirtilerle birlikte aileler otomatikman çocuğun bir maddeyle temasa geçtiğini anlarlar aslında. Yalnız genel bakış açısı şu oluyor, benim çocuğum nasıl böyle bir şeyle karşılaşır, biz nerede hata yaptık gibi bir panik ortamı oluşuyor. Aslında ailelerin bu noktada panik yapmaması gerekiyor. Çünkü çocuk artık madde bağımlısı olmuştur ve onu yol gösterebilecek, destek olabilecek tek varlık, tek olgu da aile kavramıdır. Panik yapmadan, bu durumu kabullenerek, bu konuda uzman kişilerden destek alarak onların yönlendirmesiyle süreci yönlendirmeleri gerekir. Tabii erken tanı da burada herhalde önemli. Kesinlikle çok önemli. Ve tabii bunları hani bir uzman nazarında bunları yaparken aynı zamanda çocuğun arkadaş çevresine de dikkat edilmesi lazım. Bunlarla alakalı bir bağlantı bulunmaya çalışılmalı. Aile yapısını aileler değerlendirebilir, kendi aile yapısını. Örnek veriyorum, parçalanmış bir aile olabilir ve ebeveynlerin birbirleriyle iletişimleri yoktur. İletişim olmadığı için çocuk oluşan bir boşluk neticesinde bir madde kullanımına yönelmiş olabilir.
Ve özellikle suçlayıcı tavırdan kaçınılması gerekiyor. Neden böyle bir şey yaptın? Tehditkar sözler, bundan sonra arkadaşlarınla görüşmeyeceksin. Yani bunlar çok fazla karşılaşılan olaylar olduğu için ailelerin bu tutumu çocuğu aslında onu o ortama bulaştıran kişilere çok daha fazla yönlendiriyor. Şu yapılabilir, uyuşturucuyla alakalı, madde bağımlılığıyla alakalı algısını dağıtmak için sosyal faaliyetler, sportif faaliyetlere çocuk yönlendirilebilir. Ama yani burada en çok üzerinde durduğumuz ve özellikle uzmanların üzerinde durduğu konu, aile bunu kabul etmiyor ve çocuğa tehditkar, çocuğu suçlayıcı şekilde davranıyor. Buna inanılmaz derece dikkat edilmesi gerekiyor. Burada kilit nokta sanırım aileler. Kesinlikle. Biraz önce aile. Dediniz ya, ailelerin ağzından çıkacak bir yanlış söz, bir ters bir söylem çocuğu yine yanlış bir tarafa itebiliyor. Şimdi Gencer Bey, size geçeceğim ama bir kısa bir ara vermemiz lazım. Ardından devam edelim, olur mu? Sevgili izleyiciler, kısa bir ara. Tamam, peki. Gencer Bey, sizden devam edelim o zaman. Belirtilerden bahsettik ya, şu anda neler yapılıyor? Aileler böyle bir durumla karşılaştığında ne yapacak, nasıl adım atacak, nereye gidecek? O çaresizlikle, o panik anıyla nasıl bir psikolojide olması lazım? Nereye gitmesi lazım? Türkiye bu alanda yeterli midir? Yeterli teknik donanıma sahip hastanelerimiz mevcut mudur? Evet. Tabii ki ailelerle beraber bağımlı kişinin de başvuracağı merkezler, yerler var. Şu anda Sağlık Bakanlığı bünyesinde 61 tane yetişkinler için oluşturulmuş amatemler var. Bu amatemler... Nedir efendim amatemler? Amatem şudur, amatem madde bağımlısı olan şahısların başvurarak tedavi yöntemiyle, Türkiye'de tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Avrupa'nın bazı ülkelerinde tedaviden ziyade azaltmaya yönelik yöntemler uygulanmaktadır. Ama Türkiye'deki amatemlerdeki sistem tedavi amaçtır. Tedaviye yönelik hastanın bağımlılıktan, hasta demeyin, bağımlının bu bağımlılıktan kurtulmasını sağlamaya yönelik çalışmalar. Avrupa'da farklı mı yani? Önce azaltmaya mı? Avrupa'da tabii ki daha farklı yöntemler var. Çünkü Avrupa ile Türkiye'yi bir arada tutamayız. Yani Türkiye'deki Türk kültürüyle Avrupa'daki sistem çok farklı. Doğru. Orada bu madde bağımlılığı çok normal karşılanabiliyor. Bazı ülkelerde serbest olduğunu da biliyoruz zaten. Bazı ülkelerde de bu az da olsa, hatta şöyle söyleyeyim, bir örnek vermek isterim. Hollanda ülke politikasını bu bir ülkenin gerçeğidir diye kabullenmiş durumda. Yani Hollanda'da böyle bir gerçek var ama Türkiye'ye döndüğümüzde böyle bir şeyi kabul etmemiz zaten mümkün gözükmüyor. Onların kültürünün bir parçası olmuş. Tabii ki. Bizde de tam tersi. Bizde öyle bir kültür olmadığı için bunu kabul etmemiz mümkün değil. Sağlık Bakanlığı bünyesinde dediğim gibi 61 tane var bu amatemlerden. Ankara bünyesinde de 24 yataklı bir amatem merkezi var ve üniversite hastanelerinde de gene aynı şekilde var. Şimdi amatemin başarı oranına bakmak lazım. Amateme bağımlı başvurduğunda ne oluyor? Ne kadar bir başarı? %24. Yani bağımlılıktan kurtulma oranı %24. Çok düşük. Bu çok düşük bir oran. Ama amatem yetkilileriyle bizim görüştüğümüzde %8 dünya geneli söylüyor. Yani amatemde oradaki, daha doğrusu Avrupa ülkelerindeki bağımlılıktan kurtulma oranında %8 olarak veriyorlar. Şimdi dünya geneline bakınca böyle ama %24 de çok düşük bir rakam. Yani tedaviden ziyade, biraz önce Sayın Başkanımın da söylediği, Gülsüm Hanım da söylediği, olaya en dipten başlamakta yarar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tabii. Şahsi fikrim. Bunun dışında Türkiye'de çocuk ergen dediğimiz çematemler var. Bunlar toplam 13 tane. Çematem de çocuk ergenler için oluşturulmuş merkezler. Bunların az olduğunu düşünüyorum. Ayakta ve yatarak tedavi şeklinde uygulamaları var ama ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda amatemlerden tedavi süreci bittikten sonra önemli olan daha sonra başlıyor. Çünkü bir boşluk anında bağımlı tekrardan aynı başladığı yere dönebiliyor. Bu yüzden rehabilitasyona çok önem verilmesi gerekiyor. Evet. Türkiye'de rehabilitasyon merkezlerinin olmayışı,
sosyokültürel alanların olmayışı, gençlerin de aynı zamanda spor veya buna benzer etkinliklere, bu bağımlıların da aynı şekilde kurtulduktan sonra, tedavi olduktan sonra tekrar dönüşünün olmamasında sağlamak gerekiyor. Evet. Yani bunu bir aslında şahsi görüşüm, devlet politikası haline getirilmesi de mutlaka şart. Amatemler ve çematemlerin sayı olarak Türkiye geneline baktığınızda şu aşamada yeterli olduğunu düşünmüyorum. Evet. Örnek veriyorum, bir üniversite yeterli tabii ki, tabii ki. Bir üniversite hastanesinde amatem olduğu söyleniyor ama 3 yataklı bir amatemden bahsediliyor. Bunlar çok düşük sayılar. Şimdi kendi isteğiyle amatemlere başvuru oranına bakıyoruz. Bir de mahkeme kararı da, denetimli serbestlik dediğimiz bazı hususlar var. Teknik konular. Onlar da %3 iken aile ve kendi isteğiyle %80'lere varıyor. Yani mahkemeyle bile, zorla bile bu amatemi göndermiş olsanız %3 bir oranla karşılaşıyorsunuz. Şimdi yanlış bilinen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bu amatemlerde tedavi ücreti alınmıyor. Herhangi bir tedavi ücreti yok. Aynı zamanda da sağlık güvencesi olup olmaması da hiç önemli değil. Yani bağımlının sağlık güvencesi yoksa SSK ya da Bağkur anlamında gene aynı şekilde devlet bu şeyi karşılıyor. Yani bu masrafları bunun karşılıyor. Bunun güzel bir adım atmış ama içeriğinde galiba. Tabii ki sonuçlara bakmak lazım. Aslında hani şekil ve çerçeve çok uygun ama sonuçlar biraz daha farklı oluyor. Evet. Farklı oluyor. Aynı zamanda bağımlı açısından baktığınızda tedavi olması, bağımlıların bu amatem merkezlerine yahut çematem merkezlerine gitmesi anlamında tedavi olmayı kabul ettiğinde özellikle bağımlı için söylüyorum, ceza almıyor. Yani cezası belli bir süre ertelenmiş oluyor. Yani 5 yıl içerisinde bu işlemediği sürece bu cezayı almıyor. Cezası da 2 yıl hapis cezası. Sanırım bu noktada bir bilgi eksikliği var ki oranda biraz o açıdan mı düşük acaba? Öyle bilgi düşük. Eksikliği çok yüksek seviyede bilinmiyor. Ceza alınmadığı, yani tedavi olduğu takdirde bir ceza olmuyor, yönelmiyorlar. Yani kendisi ben bağımlıyım diye ortaya çıktığında, ben tedavi olmak istiyorum diye ortaya çıkıp başvuru yaptığında bir amatem merkezine, sen bağımlısın, sana ceza vereceğiz diye bir işlem yok. Burada zaten hiçbir işlem. Böyle bir algı nasıl oluşturuldu acaba Türkiye'de? Böyle bir algı nasıl oluştu bilemiyorum açıkçası, ancak şundan olabilir. İnsanlar uyuşturucunun bir suç olduğunu biliyorlar. Uyuşturucu evet. kullanmanın da bir suç olduğunu biliyorlar. Hiçbir suç cezasız olmaz. Hani ceza hukukunun da bir ilkesi var. Tabii. Şimdi mantık buradan işlediği için bunun kesin cezası vardır diyor. Tabii. Ancak kanun koyucu bunu düzenlerken bağımlıyı bir mağdur olarak görüyor. Evet. Madde bağımlısını topluma kazandırmak istiyor. Öncelikle birinci anlamda. Kazanması için de işte amatem merkezleri gibi, çematem merkezi gibi merkezler açıyor. Devamında bağımlı eğer bu bağımlılığından kurtulmuyorsa, o zaman hala devam ediyorsa tabii ki de bunun cezası da yasa önünde veriliyor. Evet, peki. Şimdi bir kısa bir aramız varmış. Ardından Sayın Başkan'la devam edeceğiz sohbetimiz efendim. Ruhunun, kardeşlik ve birlik hukukunun Türkistan coğrafyalarına nüfuz etmesidir. Öncelikle bütün vatandaşlarımın Türkistan aleminin Ramazan bayramını kutluyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda milletimizin varlığı, güvenliği ve istikbali için mücadele veren, nöbet tutan evlatlarımıza sağlık, başarı ve esenlikler temenni ediyor, bayramlarını tebrik ediyorum. Devlet Bahçeli. Sevgili hemşehrilerim, mübarek Ramazan bayramınızı can gönülden tebrik ediyorum. Bu bayramın size, ailenize, sevdiklerinize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.
Mübarek Ramazan Bayramınızı kutluyor, şehrimize, ülkemize, milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlık alemine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz. Değerli Manisalılar, değerli hemşehrilerim, öncelikle hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 11 ayın sultanı, mübarek Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü yaşıyoruz. Huşu içerisinde ve aşkla oruç, fitre ve bunun gibi ibadetlerimizi yerine getirmiş olmanın huzuruyla Ramazan bayramını karşılıyoruz. Rabbim nefsimize celaliyle, kalbimize cemaliyle, hayatımıza hikmetiyle, hatalarımıza rahmetiyle, mahşerde Muhammed'iyle yardım etsin inşallah. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bu duygularla tüm hemşerilerimin Ramazan bayramını kutluyor, her günümüzün bayram tadında geçmesini diliyorum. İyi bayramlar. Ve umutla hak arayanın yolu asla şaşmaz. Ve biliriz ki cesur olan bir kalem asla kimseye esir olmaz. Onun için biz hakkın, biz haklının, biz hak arayanın yanındayız. Ezenin değil, ezilenin. Yıkanın değil, yapanın. Bölenin değil, tamamlayanın yanındayız. Varsın çıkarcılar, işbirliği yapsınlar. Varsın hainler, güç birliği yapsınlar. Biz hepsine yeteriz. Hepsinin bileğini tek başımıza bükeriz. Çünkü işimiz haber, haber bizim işimiz. ...24 Haziran 1645...
İstanbul'dan 348 harp ve nakliye gemisiyle hareket eden Osmanlı ordusu Girit Adası'na çıktı. 1854, Çarlık Rusyası ordularının savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı. 1917, Halep'te Enver Paşa'nın başkanlığında Türk ve Alman komutanlarının katılmasıyla yapılan toplantıda Yıldırım Ordular grubu kurulması kararlaştırıldı. 1935, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Kanunu kabul edildi. 1938, Toprak Mahsulleri Ofisi Kuruluş Kanunu kabul edildi. 1961, Almanya'ya gidecek ilk işçi kafilesi yola çıktı. 2014, Balyoz davasının kumpas olduğunu açıklanmasının ardından parti grubunda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bize göre Peygamber Ocağı'nın mensuplarına camileri bombalama hazırlığı yapıp darbe şartları oluşturdukları iddiasında bulunmak iftiraların en şerefsizi olarak tarihe geçmiştir dedi. Doğru haberin anlamı, dinamik yayıncılığın ayrıcalığı, Türkçenin berraklığı. Yormadan, yönlendirmeden, bilginin öncüsü, özgür ve özel haberin merkezi. Sevinçler, kederler, acılar, mutluluklar, yaşama ve insana dair her şey bu ekranda. Bengütürk, sizin televizyonunuz. Bengütürk izleyin, Bengütürk izletin. Ediyor. Uyuşturucuyla mücadeleyi konuşuyoruz. Konuklarımız Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Sayın Fatih Çetinkaya ve Ankara İl Başkan Yardımcısı Avukat Gencer Özdemir, Ankara İl Yöneticisi Gülsüm Çulha bizlerle birlikte devam ediyoruz. Şimdi Sayın Başkan, uyuşturucu kullanımının dünyadaki oranı ne durumda? Avrupa'da nasıl bir tablo var ve Türkiye tabii ki şu anda güncel olarak baktığımızda yaptığınız araştırmalara yönelik neler gördünüz, neler söylemek istersiniz efendim? Efendim bu büyük felaketle mücadele için bayramımızın ikinci günü 26 Haziran'a da denk gelen her yıl dünya kamuoyunu bir takım meselelerle bilgilendirilen uyuşturucuyla ve kaçakçılıkla mücadele etkinliği gününün yıl dönümü. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler'in dünyadaki uyuşturucudaki artan sayıları, ölüm sayılarını, dünyanın nereye gittiğiyle bununla ilgili durumlarını içeren çok detaylı bir rapor yayınladı. Bu rapordan görüyoruz ki her geçen gün hem ölüm sayıları hem de madde bağımlılığında çok ciddi artışlar var. Niye? Bunun sebeplerinin en önemlisi çok karlı bir kaçakçılık. Yani çok ciddi bir rant var. Bununla birlikte bunu tetikleyen terör örgütlerinin buradaki çok yüksek karlardan pay sahibi olması isteği. Çünkü bununla ayakta duruyorlar. Bununla eylem yapıyorlar. Bölgelerdeki savaşlar, teknolojinin çok hızlı ilerlemesi ama bu hızlı ilerleyişin karşılığında yeterince kontrol edilemeyişi. Neden? Dünyadaki uyuşturucu ve madde satışının %33'ü internet ortamından gerçekleşiyor. Bu rapora göre ifade edilen şeylerden birisi. Özendirici faktörler. Şunu çok defa denk geldik ki özellikle dünya sinemasını elinde tutan Hollywood yıldızlarının, yani birçok gençliğin kendini rol model olarak aldıkları sanatçılar, ses sanatçıları, film oyuncuları, aktrisler maalesef büyük bir çoğunluğu madde bağımlısı. Bu bir haliyle gazetelere, magazin haberlerine ya da televizyonlara haber konu olduğunda kendilerine rol model aldıkları, ülkemizde de bu böyle. Ne yazık ki ben de onu söyleyecektim. Ülkemizde de örneklerini gördük. Oradan etkileniyor. Uyuşturucuyu kullanan yaş ortalaması 18-19 ama düştüğü sayı 11 yaşın altı. En üst seviyeye baktığınızda en yoğun kullanım 11 yaşın altı ile
maalesef 29 yaşın üzeri. Dolayısıyla gençlik bunlardan çok etkileniyor. Subliminal mesajlar var. Evet. Algı yönetimi yapıyorlar. Filmlerin içerisine, haberlerin içerisine konuluyor. Bunlar kasıtlı bilerek yapılıyor. Kimyasal silah olarak kullanılıyor uyuşturucu. Ülkeler arası, milletler arası mücadelede baskın bir güç olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bunların hepsi uyuşturucu kaçakçılığını ve kullanımını, madde bağımlılığını artırıyor. Evet. Dünyada en son buradaki rapora göre, Alper Bey, tespit edilen sayı bu. 29 milyon insan madde bağımlısı dünyada. Evet. 250 milyon insan en az bir kere madde kullanmış. Kaç dedin Sayın Başkan? 250 milyon. 250. Yılda. Korkunç bir rakam. Yani. Ve raporda çok ilginç bir ifade var. Önceki yıllara binaen ve aynen 2016 yılında dünyada uyuşturucu ve madde bağımlılığından ölen insan sayısı 200 bin kişi. 1945'te Hiroşima'ya atom bombası atıldı. 140 bin kişi hayatını kaybetti. Evet. Atom bombasından daha tehlikeli. Buradaki, oradaki facia, fecaat her yıl anılır, söylenir. Çok büyük bir olaydır. Ama yılda 200 bin insan hayatını uyuşturucudan kaybeder. Sadece raporların arasından sızan birkaç bilgi basına düşer. Biz de oralardan öğreniriz. Doğru. Dolayısıyla buradaki çok ciddi artışlar dünyanın merkezinde özellikle gelişmiş Avrupa ülkelerinde kendini göstermeye başladı. Fransa'da her 10 kişiden 4'ü madde bağımlısı. Örnek veriyorum. İtalya'da, Danimarka'da her 3 kişiden birisi madde kullanıyor. Türkiye azımsanamayacak kadar bir rakam çıkıyor. 10 kişide 1'e yakın diye bir ifade kullanılıyor. Şimdi burada elbette ki az önce Gencer Bey de söyledi. Türkiye'deki şartları, konumları, buradaki artışları Avrupa'daki şartlarla, dünyadaki şartlarla irdeleyemeyiz. Bunların üzerinden konuşamayız. Avrupa'daki veya dünyanın bir başka ülkesinde uyuşturucu bir sağlık sorunu olabilir ki dünyada sağlık, sosyal, hukuki çok farklı kolları vardır. Ama Türkiye'de Müslüman bir ülkedeyiz. Uyuşturucu haramdır. Doğru. Ayetleri zaten öyle başlıyor. Şey ayetlerimizle başlıyor. Suresiyle başlıyor. Verdiğiniz mesaj o yüzden değerli. Mukaddes kitabımızda yaratılmışların en şereflisi diyor insan. Dolayısıyla biz buradaki şartları farklı yönden ele almak zorundayız. Buradaki engelleyici faktörleri farklı yönden ele almak zorundayız. Az önce emniyeti konuştuk. Emniyet üzerine düşeni yapıyor. Bilgi geliyor, operasyonunu yapıyor, yakalıyor, suçluları kanuna teslim ediyor. Peki milliyetin faktörü ne olacak? Doğru. Din faktörü ne olacak? Aile faktörü ne olacak? Ki bu iş 10-11 yaşlarında başlıyor demiştiniz. Evet. Alper Bey, Türkiye'de 1 ile 29 yaş arası 25 milyon gencimiz var. Evet. 25 milyon. Dünyanın çok ortalamasının üzerinde bir nüfus. Onun için tehdit altındasınız. Tehlikeyle karşı karşıyasınız. Ankara'da 1 ile 29 yaş arası 1 milyon 600 bin üzerinde genciniz var. Onun için tehditle ve tehlikeyle karşı karşıyasınız. Bu pazarı görüyor bir takım hainler. Maalesef. Maalesef. Dolayısıyla dünyadaki ölüm sayılarını verdik. Türkiye'deki ölüm sayıları da çok fecaat. Bir tane örnek vermek istiyorum. 2003 yılında resmi kaynaklı rapor bu. 2013 yılında uyuşturucudan kayıtlı ölen kişi sayısı 162. Kayıtlının altını çizelim mi? Çizelim. Kayıtlı olmayan. Bunlar hep kayıtlı rakamlardan. Madde bağımlıları sayısı, ölüm oranları. Kaç tanesini kayıt altına alabiliyorsunuz? Madde bağımlılarının, uyuşturucu kullanımlarının, bundan doğan cinayetlerin sebep olduğu bir takım felaketler. Bunları kayıt altına alamıyorsunuz. En somut haliyle önünüze çıkanı, yakaladığınızı, bulduğunuzu alıyorsunuz. 2013 yılında 162 vatandaşımız madde bağımlılığından hayatını kaybetmiş. Bir yıl sonra 4 kat yükseliyor. 648 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Bir yıl sonra 4 kat artıyor.
Bu 2014, peki 2015, 2016 içinde bulunduğumuz 2017'nin kayıtları hala maalesef elimizde yok. Dolayısıyla buradaki rakamlar şu anda bile söylerken, belki bizi dinleyenleri ürkütüyordur, bizi çok rahatsız ediyor, vicdanımızı yaralıyor. Ama şunu şöyle ifade edeyim, belki buraya çok net rakamlar koyamam ama resmi olmayan kayıtlar bunun çok çok daha ötesinde, çok daha fazlasında. Hakikaten. Evet, ne yazık ki. Burada hükümetin de atacağı adımlar şüphesiz önemli ve gerekli. Buna da değinmenizi isteyeceğim Sayın Başkan ama bir de terör vurgusu yaptınız ya efendim. Uyuşturucu onlar için çok büyük bir gelir kaynağı gerçekten. Atılan her kurşunun arkasında bir uyuşturucu geliri var. Bu zaten sizin sözlerinizden bir tanesi. Şunu söylemek istiyorum ben. 2002'de yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de uyuşturucu kullanım oranı 1/3. Hı hı. 2011'de ise %3. Yani bu 9 yılda %900'lük bir artış var efendim. Hı hı. Evet. Ki 2002'de hatırlayacaksınız o dönemleri terörle çok çetin bir mücadele veriliyordu ve verdiğimiz şehit sayısı da çok azdı. Yani terör bitme noktasına da gelmişti. Terörle uyuşturucunun bağı aslında burada da ortaya çıkmıyor mu? Yolunu ifade ettiniz bizzati. Evet. Aynen. Yani 2002 yılındaki terör sayısına baktığınızda bir başka habere bakın. 2002 yılında ne kadar uyuşturucu yakalanmış veya kaç kişi uyuşturucu bağımlısı olmuş, madde bağımlısı olmuş, kaç kişi ölmüş? Bununla irdeleyin. Evet. Bugünkü tarihe geldiğinizde bununla ilgili irdeleyin. Neden? Çünkü uyuşturucunun en büyük finansal kaynağı terör. Evet. İkisi birbirinden besleniyor. İkisi de kalleşçe. İkisi de namertçe, ikisi de alçakça. Bir de bu şekilde devlet kurmaya yelteniyorlar yani. Evet. Neyse konumuz o değil de. Konumuz o değil ama söylediğinize binaen şunu söylemek isterim o zaman. O zaman şunu söylemek isterim. Buradan kıymetli izleyicilerimiz de bunu duymasını arzu ederim. Kandil'de gitar çalan kızlar bir kısım medyaya yansıyor. Çok mutlu tablolar veriliyor o medyada. Kandil'de gitar çalan kızların oradaki mutluluğu, keyifleri. Peki Kandil'deki o gitar çalan kızlar taşıdıkları, temin ettikleri, Kandil'de imal ettikleri ve Türkiye'ye sokup İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de uyuşturucu ve madde bağımlılığının en yüksek olduğu illerde, Diyarbakır'da zehirledikleri, öldürdükleri genç kızları kimse niye yazmıyor, kimse niye söylemiyor? Bakın burada şunu söylemek isterim. Çok özellikle şunu söylemek isterim. Sayın Genel Başkanımız çok yakın bir zamanda sanıyorum 3 hafta ya da 4 hafta önce bununla ilgili söylemiş olduğu oradaki o bölgedeki kelebek peşinde koşan PKK'lı, YPG'li, PYD'li teröristler için söylüyorum bunu. Kelebek peşinde koşan, böcek çiçek seven, piknik yapan, mangal yapan, yakan oradaki teröristleri kimse cici çocuklar olarak göstermesin. Haindirler, canidirler ve hepsi şerefsizlerdir. Örnek. Sözü dağlara taşlara yazılacak sözdür. Milliyetçi Hareket'in lideri Devlet Bahçeli'nin, genel başkanının o sözü. Neden? Çünkü kardeşlik, insan hakları gibi vurgularla siyasi kanatları, sivil toplum kuruluşları, lobi örgütleri bir PKK'yı, bir YPG'yi, PYD'yi neyse terör unsurlarını çok sempatik bir halde göstermeye çalışıyorlar. Aktivist olarak niteliyorlar. Aktivist, sayın evet. Terörist değil onların gözü. Peki geçen ki yine en son bununla ilgili bir rapor da açıklandı. Onu da buradan izleyicilerimize iletmek isterim. PKK'nın kenevir üretiminde yılda elde ettiği gelir $500 milyon. Uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelir satışından, imalat ve satışından yılda $1.5 milyar. Avrupa'ya giden uyuşturucu naklinde dahi nakliye ücreti alıyorlar. İran sınırında, Irak sınırındaki, Türkiye'ye yakın sınırdaki köylerdeki eroin imalatında para alıyorlar. Evet. Para veriyorlar, yaptırıyorlar. Her iki türlü ticaretini yapıyorlar. Maalesef orada daha sonra büyük şehirlerimize gelen, satılan her nevi madde ve uyuşturucu oraya para olarak dönüyor ve oradaki dönen para kurşun olarak Türk askerini
Türk polisini şehit ediyor. Evet. Bu kadar alçakça bir sonuçla dönüşüyor. Bu kadar cici çocuk onlar değil mi Sayın evet. Peki Gülsüm Hanım, konumuza dönecek olursak şimdi çocuğun maddeye başlama nedenleri neler oluyor? Niye eğilim gösteriyor? Niye buna başvuruyor efendim? Nasıl önüne geçilir? Biraz bu konuları irdeleyelim. Yani evet. Bunun birçok sebebi var. Kişisel etkenler, toplumsal etkenler, fizyolojik etkenler. Ama biz daha çok burada ailesel etkenlere de değinmek istiyoruz. Evet. Ekran başında olan ailelerden dolayı. Çocuk huzursuz bir ortamdaysa, tartışmanın, çatışmanın, iletişim eksikliğinin olduğu, bir problem çözümüne yönelik değil de yüksek stres içeren bir aile ortamındaysa madde kullanımına yöneliyor maalesef. Birçok sebebi daha var. Örnek veriyorum, anne ve babanın ya da herhangi birisinin, ikisinden birinin madde kullanması. Anne baba madde kullanmıyor ancak aşırı talepkar, aşırı baskıcıysa çocuk aileden uzaklaşıp yine madde bulabileceği insanlarla iletişim kuruyor. Anne baba yoksa özellikle ergenler anne ve babalarının madde kullanımını onayladığına dair bir kanıya ulaşmışsa, sevgi eksikliği varsa, yani gerek çocuğun anneye babaya karşı mesafesi, gerek ailenin çocuğa karşı mesafesi varsa ve özellikle çocuğun eğitiminde, aile içerisindeki eğitiminde disipliner yaklaşımlar, katı durumlarda anne ve babanın görüş ayrılığına varması sebebiyle madde kullanımına maalesef yönelebiliyor. Aynen, evet, yönelebiliyor. Burada önemli olan konu şu, özellikle biz burada parçalanmış aileler üzerinde durmuştuk. Çünkü bir oran vereyim, son 5 yıl içerisinde Türkiye'de boşanma oranı %9.8, son 10 yılda ise %41 oranında arttı. Otomatikman bu boşanma oranlarının artması, aile birliğinin bozulması madde kullanımına da artış oluşturuyor. Yani burada bir doğru orantı kurduk. Ve özellikle yine parçalanmış ailelerde müşterek çocukla anne baba artık bir araya gelmediği için, ilgilenmediği zaman oluşan boşluk neticesinde de çocuk yöneliyor. Tabii çocuğun madde kullanımına yönelmesi salt çocuğun madde kullanımıyla kalmıyor. Çocuk akabinde suç işlemeye başlıyor. Çünkü biyolojik olarak yaşamış olduğu yoksunluk sendromu, diyelim ki maddi sıkıntısı var ve madde temin etmesi gerekiyor, hırsızlık yapmaya itebiliyor. Ya da sadece madde kullanımı varken bu sefer imal etmek, satmak gibi. Yani illegaliteye geçiyor evet, bir yandan da. Kesinlikle suç oluşuyor. Örnek veriyorum, özellikle 16-25 yaş arasında çocuklar 200 lira, 300 lira için halk arasında söylenen tabirle tovacılık yapıyorlar. Evet. Ve istatistiki verilere baktık biz bununla alakalı olarak. Güvenlik birimine getirilen çocuk sayısı bir yılda %6.2 oranında artmış. Yani sayısal bir rakam verirsek bir yılda 117.486 çocuktan 8.855'i uyarıcı madde kullanıyor. Sadece dediğim gibi bunu uyarıcı madde olarak bakamayız. Bunun devamında hırsızlık, fuhuş, toplumsal refahı, satma, huzuru da etkiliyor. Kesinlikle toplumsal düzeni bozucu bir durum oluşturuyor. Özellikle yine çocuklar bunu temin edebilmek için maddi bir kaynakları olmadığı için fuhuşa yönelebiliyorlar. Bu veriler tabii... Çocuk bunu nasıl bulabiliyor şimdi Gülsüm Hanım? Yani böyle bir eksiklik hissediyor, işte heves ediyor, merak ediyor. Bunu nasıl ulaşabiliyor peki? Bunu ulaşmak o kadar kolay mıdır? Çocuk merak ediyor. Arkadaş ortamları, yani buna meyilli arkadaş ortamları varsa onlarla iletişime geçiyor. Ve aslında biz madde kullanımı diyoruz ama o kadar çok sentetik uyuşturucu var ki ve bunlar çok ucuz. Değil mi? Bir de çeşit çeşit. Şimdi yani bonsai moda oldu. Dolayısıyla değişiyor çocuğun ona ulaşması da kolay oluyor. Evet. Ben vaktimiz varsa birkaç tane tabii trajik ki olaydan aynen, bahsedeyim. Onlara geçelim. Yani biz hukukçu olarak bu konularla çok fazla karşılaşıyoruz. Bir olayımızda mesela çocuk başka bir madde kullanan bir çocuk hırsızlık suçundan dolayı gözaltına alınıyor. Gözaltına alınması akabinde hakimlik tarafından serbest bırakılıyor.
Duruşma salonundan çıkan avukata çocuğun annesi aynen şu cümleleri kullanıyor. Avukat bey, neden serbest bıraktırdınız? Çünkü ben cezaevinde ona daha rahat ulaşabiliyorum. Yani gidince onu görebiliyorum, öpebiliyorum, sarılabiliyorum. Ama şu an serbest kaldığı için benim ona ulaşma imkanım yok. Sürekli uyuşturucu kullanacak. Yani çok dramatik bir durum. Bunlar gerçek olaylar. Kesinlikle. Değil mi? Ve bu çocuk devam eden süreçte aslında uyuşturucudan kullanma iradesi gösteriyor. Çalışacağını, kendi hakkıyla dürüst koşullarda çalışıp para kazanacağını ifade ediyor. Ama çok kısa bir süre sonra aşırı dozdan çocuğun hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. Yine 3 erkek çocuk bir boş bir alanda, boş bir evde uyarıcı madde alıyorlar. Bir tanesi komaya giriyor. Diğer ikisi de uyarıcı maddenin etkisinde olduğu için ambulans çağırmak akıllarına gelmiyor. Ve ihmal suretiyle adam öldürmeden yargılanıyorlar. Keza bazı çocuklar maddi kaynak olmadığı için annesini, kardeşini, babasını para alabilmek için darp ediyorlar ve buradan ceza alıyorlar. Burada yani dinimizin bunu haram etmesinin altında yatan sebep de galiba bu. Kişinin aklını yok ediyor bu. Evet. Düşünemiyor. Oluşan fizyolojik olarak oluşan yoksunluk sendromu o dakika tüm iradeyi kullanma durumunu ortadan kaldırıyor. Ve ayrıca sadece çocuk üzerinden gitmeyelim. Anne baba madde kullanıyorsa, hı hı, bu sefer çocuk anne baba görevlerini yerine getirmediği için tabii, dışarıda sokakta aynen para kazanmaya, hı, çalışıyor. Yine dediğimiz gibi fuhuşa bulaşıyor. Başka suçlar işliyor. Bunlar tabii trajik olaylar. Yani genel olarak şöyle bakmak lazım sanırım. Çocuklarımızı koruyabilmek için toplumsal, kurumsal, ailesel bazda her alanda güzel bir denetim mekanizması, bir tedavi mekanizması, evet, ne yapılacağı noktasına da. Hı-hı. Evet. Denetim değil mi? Kesinlikle. Denetim çok önemli. Gencer Bey, biraz da bu işin hukuki boyutunu, evet, ele alalım mı efendim? Yani tabii, bu tabii. Yasal düzenlemeler nelerdir, yeterli midir? Dünyaya kıyasla Türkiye'ye baktığımızda, evet, nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Şimdi öncelikle Türkiye özelinden başlamak gerekiyor. Hı-hı. Şuradan bir örneklemeyle gidersek aslında konu çok daha iyi anlaşılacak diye düşünüyorum. Evet. Cezaevlerinde şu anda gün geçtikçe uyuşturucu imal, ithal ve ihraç noktasında hükümlü ya da tutuklu olarak bulunanların sayısı artıyor. Yani cezaevlerinde mücadeleyi de gösterebilir bu. Bir tarafından bakarsanız geriden gelenler de bitmiyor. Evet. Yani siz ne kadar mücadele ederseniz edin, bir şekilde Sayın Başkanımın biraz önce ifade ettiği gibi Ankara Emniyet Müdürlüğü buna ilişkin çok yakın bir zamanda bir operasyon daha yaptı. 208 kişi, 200'ün üzerinde kişi gözaltına aldı. Geriden gelenlerden kastı herhalde bunların kökünü kazımakla alakalı. Evet, yani hani bir kısmını içeri tutuklu ya da ceza almışsa hükümlü olarak alıyorsunuz ama bunun devamı var. Bizim yasamıza baktığımızda Avrupa'ya kıyasla cezanın verilmesi, yani ceza 10 yıldan aşağı olmamak üzere bir ceza tayini. İmal, ithal ve ihraçlarla ilgili bir ceza tayini oluşmuş. Üst sınırını yasa belirlememiş orada ama biz biliyoruz ki 20 yıldan fazla süreli olduğu için olmayacağından 20 yıla kadar verebiliyor. Hı hı. Ancak 20 yıl verildiği takdirde bile 10 ile 20 arasında veriyor. Cezanın infazıyla 3'te 2'sini yatıyor bu. Bu suçu işleyen kişiler. Şimdi 3'te 2'sini yattığını düşünürseniz de 12-13 yıllık bir süreç oluşuyor. Burada infaz yasasından da kaynaklanan cezanın düşmesi otomatikman ortaya çıkıyor. Burada bir caydırıcılık yok o zaman. Caydırıcılık yok. Bakıyorsunuz bazı ülkelerde, Fransa'da var bu, ömür boyu hapis cezası da verilebiliyor. Türkiye özeline baktığınızda ömür boyu hapis cezası verildiği takdirde 25 yıla tekabül ediyor. 3'te 2'si de ciddi bir süre yapıyor. Şimdi bunlar, bu ömür boyu hapis cezası da olabilir diye düşünüyorum açıkçası ben. Yasamızda bunun da eklenmesi olabilir. Yasamızda birçok yerde, özel yasalarda birleşmiş ceza yasası var. Ama genel anlamda baktığınızda uyuşturucuyla ilgili bir yasa yok. Uyuşturucuyla mücadele ve cezalandırılması anlamında tek bir yasa yok.
Birçok mevzuat özel yasalarda birçok yerde atıflar var. Ancak bir yasa yok. Toplu bir yasanın mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü günümüzün sorunu, dünyanın sorunu, Anayasasından beri bu konu ele alınmadı mı anayasamızda? Yoksa kaldırıldı mı? Anayasamızda var tabii ki. Anayasamızda var, ceza yasamızda bu var. Ceza yasamızın 192. maddesi, 191 bunları düzenliyor. Ancak bir uyuşturucuyla ilgili tek hepsini kapsayan bir yasa yok. Evet. Hepsini kapsayan bir yasanın oluşması gerekiyor. Bir ihtisas mahkemesi. Bazı ülkelere bakıyorsunuz, uyuşturucu mahkemesi adı altında mahkemeler var. Bu uyuşturucu mahkemeleri orada yurt dışından örnek verirsek bu denetimli serbestlik dediğimiz yani madde bağımlılarını da ilgilendiren konuları işliyor. Bizde ihtisas anlamında dediğimiz ve hukukçu akademisyenlerin de bu konuda bir görüş birliğine vardı. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. İhtisas mahkemelerinin mutlaka kurulması gerekiyor. Uyuşturucu üzerine bizde ağır ceza mahkemeleri bakıyor uyuşturucuya ama uyuşturucu mahkemesi adı altında bunların... Avrupa'da işler böyle yani. Sadece uyuşturucuya yönelik bir mahkeme. Uyuşturucuya yönelik ihtisas mahkemeleri var. Bazı ülkelerde olmayabilir ama bazı ülkelerde de var. Türkiye... Bu da kesinlikle ülkemizde de olmalı tabii diyorsunuz. Türkiye gerçeğinde de kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. İşin Sayın Başkan biraz önce söyledi. İnternette uyuşturucu satışı Avrupa ya da dünya genelinde %30'a ulaştığından çok bahsetti. Çok büyük bir oran bu. %30 çok nasıl büyük bir oran. Nasıl olabiliyor internet üzerinden? Denetlemesi yok mu? İnternet üzerinden bunların ham maddelerinin satışı da oluyor bildiğim kadarıyla. Ancak ben şu konuya gireceğim. Şu konuyu söylemek istiyorum. Türkiye'de internette uyuşturucu satılmasına ilişkin bir düzenleme de yok. Yani yeni bir durum ama dünya genelinde, Avrupa genelinde %30'a yaklaşmış ama internet üzerinden yapılanın bir şekilde... Türkiye'de bir uygulaması yok. Uygulaması yok. Genel uygulamaya bakılarak ceza tayini yapılıyor. Bu işin bir de ham madde boyutu var. Yani kenevir, haşhaş üretimleri. Bu üretimlerle ilgili cezalar caydırıcı cezalar değil. Bir yıldan başlıyor, diğeri iki yıldan başlıyor. 5 yıla kadar, 7 yıla kadar. Ham maddesini üreten kişiye de ceza vermiyorsunuz. Yani yukarıda imalatı diyorsunuz ancak aşağıdan geldiği için durum orayı kurutmuyorsunuz. Ki bu uyuşturucu satıcıları bu yasal boşlukları çok iyi biliyorlardır. Mutlaka biliyorlardır ama bununla ilişkin bunu bilmeleri mahkemelere geldiğinde tabii ki hakimlerin önüne geldiğinde en yüksek cezanın verilmesi gerekiyor. Öyle görünüyor ki devletin de bayağı bir adım atması gereken konu. Tabii ki yani dirayetli olmak gerekiyor. Hani ben hukuki anlamda söylüyorum. Üzerine gitmek gerekiyor. Cezanın üstünde 20 yılsa 20 yıldan aşağı ceza verilmemesi gerekiyor. Zaten 13 yıl oluyor. Kesinlikle. Diğer taraftan baktığınızda biraz önceki konuşmalardan da Sayın Başkanım da söyledi. Vatan haini ve terör vurgusu yapıldı, yaptı başkanım. Ben de diyorum ki kendi bünyemizde bu imal, ithal ve ihraç edenler bu ülkenin vatandaşına, çocuklarına, gençlerine zarar veriyorlar. Evet. Bunların vatanı olduğunu da düşünmüyorum. Bu yasalarla ilgili düzenlemede vatandaşlık, vatandaştan çıkarmaya kadar bir düzenleme yapılabileceğini düşünüyorum. Aynen öyle. Yani bir mücadelenin bu şekilde hukuki anlamda yapılabileceğini düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Teşebbüs deniyor. İşte ceza mahkemesi aditip kurumuna gönderir bulunan maddelerin incelenmesi açısından. Teşebbüs aşamasında kalmışsa cezada bir indirim oluşuyor. Teşebbüs aşamasının da ayrık tutulması gerektiği çok önemli. Bizdeki boşluklar bu yönde. Bunların düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak bağımlının da tedavi sürecine giderek bu bağımlılıktan kurtulması, topluma kazandırılması yasal olarak düzenlenmiş. Bunların da o şekilde topluma kazandırılmasının çok iyi olacağını düşünüyorum. Hem ücretsiz hem sigorta kapsamına da geliyor. Tabii ki sigortası olmasa dahi, sigortası olmasa dahi ailesinin bile başvurması yeterlidir. Bir de 5 yıl içerisinde yeniden başvurmazsa ceza da almıyor. Tabii oradaki aslında teknik olarak şöyle, tedavisi bittikten sonraki itibaren 1 yıl bir denetimi var. Daha sonra bu uzatılabiliyor ama 3 yılı aşamıyor. Teknik boyutu bu şekilde. Ama ceza aldığı takdirde, şimdi şöyle de söyleyeyim, hani ceza aldığı takdirde de bunun hapis cezası var. Tabii ki. Yani tedavi olmadığı takdirde bunun hapis cezası da var. Tabii.
olmalı da. Evet. Sayın Başkan, son olarak şunu sormak istiyorum. Efendim, büyük şehirlerde bir fark görüyoruz uyuşturucu kullanımında. Bunun altında yatan nedenler, faktörler nelerdir sizce? Bunun en büyük faktörü Alper Bey, bunu her zaman söylüyoruz. Her fırsat bulduğumuzda dile getiriyoruz. Çarpık şehirleşme. Evet. Şimdi ne demek bu başkanım? Biraz açalım mı bunu? Elbisenizin bir kenarı yırtık, bir tarafı ütülü olsa şık olur musunuz? Olmazsınız. Evet. Aracınızın bir tarafı hasarlı olsa, bir tarafı sağlam olsa yolda güvenli gidebilir misiniz? Gidemezsiniz. Şehrin bir tarafı gelişir, bir tarafı gelişmezse o şehirde asayişten, huzurdan, gelişmişlikten, medeniyetten bahsedebilir misiniz? Bahsedemezsiniz. Maalesef Ankara'da böyle bir kaderi yaşayan bir şehir. Sürekli dile getiriyoruz, çok detaylı konuları var ama en basit haliyle ve tabiriyle şunu söylemek istiyorum. Üzerinde en çok durduğumuz konulardan birisi bu çünkü. Sohbetimizin başında operasyonların yapıldığı muhitleri evet. Hep söylediniz. Hep onların üzerinden konuştuk. Ama Ankara'yı bir ikiye bölün, Eskişehir yoluyla bölün, İstanbul yoluyla bölün. Bir tarafı bir Ankara, bir tarafı başka bir Ankara. Bir tarafı sürekli rant kapısı, sürekli kentsel dönüşümlerin orada yapıldığı, hep söylüyoruz, plaza, AVM ve kendi içerisindeki siteleriyle güvenlik duvarları örülmüş, içerisinde güvenlik görevlileri olan, her yatırımın yapıldığı, devletin bile en hassasiyetle oraya yaklaştığı bir şehrin kenarı yarısı, okullarına kadar özel ama bir tarafa baktığınızda, bir tarafında yol olmayan, parkı olmayan, spor alanı olmayan, gençlerin vakit geçirebileceği sosyal alanlardan mahrum. Metruk binaların olmayan. Evet, metruk binaların yoğun olduğu ve gerçekten kendi kaderine terk edilmiş bir Ankara'nın aynen, yarısını çok görüyoruz. Doğru bir tablosunuz. Giyim ve kuşamdan bunu fark edersiniz. Bölgedeki araç markalarından fark edersiniz. Binaların cephelerinden fark edersiniz. İnsanların yaşam stilinden fark edersiniz. Suç oranlarından fark edersiniz. Şimdi az önce söyledim, şehrin bir kenarında son derece güvenlik önlemleri alınmış okullar doğrudur elbette ki. Onlar bizim çocuklarımız. Ama bir tarafında sadece okul aile birliklerinin çabalarıyla bir tane güvenlik görevlisinin maaşını zor veren devlet okulları. Doğru. Bir nüfustan bahsettik. 1.600.000 ile 29 yaş aralığında bir gençlikten bahsettik. Bunlar öğrenci. Öğrenci değilse zaten daha tehlikeli. Ankara'da %21 işsizlik oranı var. Direkt uyuşturucunun tehlikesi ve tehdit altında. Birkaç okulu ziyaretimiz olmuştu. Basına yansıyan haberlerden dolayı okulda birkaç arkadaşımızı görevlendirdim. Tespitler yaptırmıştım. İnanın çok iç yaralayıcı ifadeler dinledik oradaki idarecilerden. Çünkü en ufak bir katkı yok. Kaynak yok. Okul bahçeleri zehir tüccarlarının, uyuşturucu tacirlerinin cirit attığı alanlara dönüşüyor. Yine söylüyorum, emniyetimiz çok dikkatli, titiz çalışmalar yapıyor ama buradaki 1.600.000 gencimizi sadece emniyetle koruyup kollayamazsınız.
Buna mümkün değil. Bu böyle bir mümkünatınız yok. Dolayısıyla şehri doğru orantılı bir şekilde geliştirmezseniz, şehri kaynaştırmazsanız birbiriyle, medeniyeti tesis etmezseniz, burada elbette ki bu şehirlerde suç oranı da artar, madde bağımlılığı da artar, artar oğlu artar. Bir uzmanın söylediği ifade, ben söylemiyorum, uyuşturucu madde bağımlılığına en çok yakalanan çocuklar, varoş diye tabir edilen ya da gerekli gerçekten yatırımların yapılmadığı çok atıl ve metruk alanlardaki gençler, vakit geçirebilecek bir alanları yok bu şehirlerde. AVM'leri geziyorlar diyor. AVM'lerde gezen bir gençliği hangi uyuşturucu bataklığından kurtaracaksınız? Bakın, 1000 kişi başına 248 metrekare düşüyor Ankara'da AVM. Doğru. 1000 kişi başına 248 metrekare. Dünya ortalamasında ülke olarak, Ankara ve İstanbul olarak zaten çok çok üstündeyiz. Burada 18, 19, 20, 21, 22 yaşındaki gençlerimize çıkalım, sokakta soralım. Ankara'da kaç tane AVM var? Sayısını verir. Nerede var? Yerini söyler. Hangisidir deyin, ismini size ifade eder. Ama Ankara'da 54 tane müze vardır. Kaç kişi bunu bilir? Kaç tane gencimiz gitmiştir, gezmiştir? Ankara'da kültürel faaliyet alanı yapacağınız yer yok. Kültürel alanlarınızı tanıtamıyorsunuz. Kendi şehrinizde yaşayan öğrencilerinize, gençlerinize, insanınıza. Şehir dediğimiz çok boyutlu bir olgudur. Bir şehrin yerel yöneticileri ve başı o şehri emin diye ifade edilir. Evet. Etkisi ve yetkisinde her şeyinden sorumludur. Manen sorumludur. Yetki olarak sorumludur. Ben dedim ya, ilk çalışmalarımızın başında önce meclis üyelerimizi kadın kollarımızla birlikte topladık. Yerel yöneticiler, bölgelerindeki oluşan her şeyden haberdar olmak zorundalar. Eğer tehlikeli, sıkıntılı bir durum gelişiyorsa buna tedbir alınması noktasında devlet güçlerimize de, devletimize yardımcı olmalılar. Belediye olarak çok şey yapabilirler. Spor alanlarımız yok. Alper Bey. Tam da o noktaya değinecektim başkanım. Yani tam bir Ankara sevdalısı olduğunuz belli. Öyle güzel bir tablo ortaya çıkardınız ki, sorunları da öyle. Çok güzel ortaya çıkarttınız. İki tane Ankara var ne yazık ki. Yerel yönetimler ne yapmalı? Son bir 5 dakikamız kaldı. Programın sonuna doğru mesajınızı da alayım soruyla birlikte. Yerel yönetimler nasıl bir adım atmalı? Yani insan odaklı biraz yatırımlar gerekiyor sanki. Ve Ankara'yı mı sevmek gerekiyor? Sizin meşhur sözleriniz. Ankara'yı sevmek gerekiyor. Ankara'ya sevdalı olmak gerekiyor. Ankara gibi milletini sevmek gerekiyor. İnsanını sevmek gerekiyor. Yani. Vatanını sevmek gerekiyor. Milli manevi değerlerine sahip çıkmak gerekiyor. Bunlar idarecilerin, seçimle iş başına gelmişlerin, vatandaşa sizi huzur içerisinde, gelişmiş şehirlerde en iyi şekilde yaşatacağız diye söz verenlerin, vaat edenlerin sorumluluğu. Evet. Bunu yapmakla mükellefler. Ama bakıyorsunuz, 4 yılına, 5 yıllığına seçilmiş o idareciler Ankara'da özellikle rant, arsa rantında, imar rantında ya da fuzuli harcamalarda, israf yatırımlarda, yarım yatırımlarda ve Ankara'nın gençliğine, yaşlısına, ailesine, toplumuna, bu şehrin yaşayan insanına zerre kadar fayda getirmeyecek yatırımlar ve çok ciddi miktarda paralar aktarıldığını, bunların da tamamlanamadığını görüyoruz. Türkiye'nin başkentinin bugün siz kent meydanı yapmazsanız bu şehre, bu kent meydanında kültürel faaliyetler yapmazsanız Altındağ'ın Hergele meydanında uyuşturucu sattırırsınız. Evet. Bu kadar basittir. Yani. Spor alanları yapmazsanız, AVM yaparsanız, gençlik spor alanlarında ya da meydanlarda bir takım kültürel faaliyetlerde bulunmak yerine AVM gezerse maalesef bunun tesiri, bu tehlikenin tesiri altında kalacaktır. Yani. Yerel yöneticilere çok büyük iş düşüyor Alper Bey. Kesinlikle. Aynen öyle. Yusuf Hanım, sizin de son sözlerinizi alalım mı? Mesaj niteliğinde neler söylemek istersiniz efendim? Son olarak birkaç cümle. Özellikle uyuşturucu ile mücadele konusunda ailenin etkisi. Aile vurgusu yaptım. Aynen öyle. Güzel aile bağlarının sıcak olduğu, çocuklarla ailelerin iletişim halinde olduğu bir aile ortamında diğer faktörler biraz daha etkisiz
kalıyor açıkçası. O yüzden ailelere buradan mesajımız var. Çocuklarımız sevgi eksikliği hissetmemeli. Gencer Bey, siz neler söylersiniz efendim? Ben de işin hukuki boyutunu zaten teknik olarak anlattık ancak özellikle bağımlıların ailelerine ve kendilerine bir mesaj vermek adına düşmelerine biz izin vermeyeceğiz. Elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Bir nefer olacağız Sayın Başkanım. Uyuşturucu baronlarına karşı yine Sayın Başkan'ın bir sözü vardı. Onu da buradan vurgulayalım. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türk gençliğinin asil kanını bozamayacaklar şeklinde süreci özetleyen, sizin çabanızı özetleyen, gösteren bir cümlesi. Buyurun. Kendimizi biliyoruz. Mücadele etmeye, nefer olarak devam etmeye, bu yolda devam edeceğiz. Türk İslam aleminin de Ramazan bayramını kutluyorum. Sizin de bayramınızı kutluyorum. Bizler de kutluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz için. Teşekkür ediyoruz. Yeri teşrif ettiğiniz için çok güzel çalışmalar. Allah razı olsun. Size sağ olun, var olun efendim. İyi çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, özel yayınımız burada sona eriyor. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.